Ya da çalışıyoruz. 7,7 ve 7,6 peş peşe denilebilecek bir zaman diliminde 9 saat arayla meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki deprem. Ardında bıraktığı yıkım ve bu depremlerin ardından yüzün üzerinde sarsıntılar. Dün Malatya'da kaydedilmişti, bugün yine yakınlara Malatya'da. O hattın üzerinde başka noktalarda kaydedilen artçı depremler. Resmin bütününe baktığımızda 3. gün itibariyle manzara nasıl görünüyor? Ne yaşıyoruz? Bu deprem hareketliliği, bu sismik hareketlilik nasıl bir tünelin içinde geçmekte olduğumuzu söylüyor bize. Şimdi Türkiye bir deprem ülkesi. Türkiye bir deprem ülkesi ve bu deprem ülkesinin de iki tane önemli deprem kaynağı var. Bunlardan bir tanesi Kuzey Anadolu Fayı adıyla bildiğimiz en son 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerini yaratan Kuzey Anadolu Fayı. İkinci önemli fayımız Doğu Anadolu Fayı. Bingöl Karlova'dan başlayan Kahramanmaraş Türkoğlu'na oradan Hatay'a kadar uzanan aşağı yukarı 650-700 kilometre boyundaki bir fay. Fay dediğimiz şey kayalar içerisindeki kırıklar ve bunlar belli aralıklarla kırılarak depremleri üretiyorlar. Doğu Anadolu Fayı 1971'de Bingöl'de bir büyük deprem oluşturdu 7.2 büyüklüğünde. Daha sonra geçtiğimiz yıllarda Elazığ'da 24 Ocak 2020'de bir deprem üretti. Biraz daha eskiye gittiğimiz zaman 1800'lü yıllarda bu fay üzerinde meydana gelmiş ve 7'nin üzerine çıkan büyüklükte depremlerin olduğunu görüyoruz. Bu artık daha eskiye gittiğimiz zaman tarihi kayıtlardan ancak belirlenebilen kayıtlar. Çünkü o dönemde artık depremlerin ölçümü diye bir şey söz konusu değildi. Biraz daha geriye gittiğimiz zaman işte Pazarcık civarında, Türkoğlu Pazarcık arasında 1513 yılında ve ondan biraz daha önce 1114 yılında kırılmış bir fay parçası var. Bu fay parçası sözünü ettiğim bu iki tarihte iki büyük deprem yaratmış tarihsel kayıtlara göre. Ve 1513'ten bugüne kadar da sadece stres biriktiriyor, gerilim biriktiriyor ama büyük bir deprem oluşturmamış. Jeolojide yer bilimlerinde şöyle bir kural vardır. Geçmişte deprem üretmiş bir fay belli dönemlerde gelecekte de aynı büyüklükte ya da daha büyük depremler üretebilir. Tabii geçmişteki depremlerin büyüklüğünü belirlemek pek mümkün değil. Ama bunların bugünkü tahminlere göre 7'nin üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla 1513 yılından bu yana kırılmayan fayın bir gün kırılarak 7'nin üzerinde bir deprem üreteceği belirlenmişti. Bu 1990'lı yılların başında ortaya konan bir gerçekti ve o dönemden bugüne kadar deprem beklentisi vardı ve bu beklenti maalesef 3 gün önce gerçekleşti. Beklenenin de üzerinde, beklenen deprem 7.4 civarlarıydı, 7.7 büyüklüğünde bir deprem üretti. 7.7 depremini belki şöyle tanımlamak daha doğru olabilir. Aşağı yukarı 5 milyon tonluk bir dinamit patlamasına eşdeğer. Ya da bir başka tanımla 360 tane Hiroşima'ya atılan bomba kadar enerji boşaltan bir deprem oldu. Bu Türkiye'nin yaşadığı ikinci büyük deprem. Çünkü 1939'da 7.9 veya 8 büyüklüğünde Erzincan depremi oldu. O zaman 17 milyon nüfusu vardı Türkiye'nin. Bu 17 milyon nüfusun 33 bini bu depremde hayatını kaybetti. Gerçekten Türkiye'nin ve daha eski tarihlerin yaşanan en büyük depremlerinden bir tanesiydi. Şimdi değerlendirmelerinizi almaya devam edeceğiz efendim.
izninizle sözlerinize virgül koyacağım. Az sonra devam edeceğiz ama bir Osmaniye'ye dönmemiz gerekiyor. Peki. Bu haberimiz Fatma Erbil'i bekliyor Osmaniye'de. Fatma, hangi bilgiler, hangi notlar, hangi haberlerle karşımızdasın? Seni dinleyelim hemen. Şu anda Osmaniye Kız Öğrenci Yurdu'ndayız. Depremin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı tüm yurtlar depremzedilere açıldı ve burada misafir ediliyorlar. Kameraman arkadaşım Memiş Akçam da o yurttan yemekhanesinden bir görüntüler ekranlarınıza getiriyor. Burada depremden etkilenen vatandaşlar işte bu yurtta konaklıyor ve burada sıcak bir yuvaya kavuşmuş durumda. Şu dakikalarda da öyle akşam yemeği yeniyor ve buradan hemen şöyle bir gösterelim. 25 bin kişiye yemek ulaştırılıyor ve depremin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün tüm kurumları deprem zedelere açıldı. Gençlik kampları, spor ve gençlik il müdürlüğü binası, yurtlar burada depremzedeler misafir ediliyor. İşte onlara sıcak bir yemek ikram ediliyor. Oldukça da menü çeşitli. Şöyle bir mutfağı da göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bir arkadaşım bir gelsin, mutfağa da bir girmek istiyorum. Yaklaşık 12 çeşit yemek çıkarılıyor burada ve kentteki tüm depremzedelere bu yemekler ulaştırılıyor. Sadece bulunduğumuz bu yurtta değil, kentteki tüm yurtlara buradan yemek gönderiliyor. Yine buradaki çok sayıda burada görevliler var. Mutfakta çalışan aşçı buraya gönüllü olarak katıldı. Yine depremde ailesi enkaz altında ama o buraya gönüllü oldu ve burada çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 11-12 çeşit yemek işte bu mutfakta pişiriliyor. Öncelikle buradaki gönüllüler sahadalar, depremzedelerle hep iletişim halindeler. Eksikler alınıyor ve buradaki vatandaşların o eksikleri birer birer karşılanıyor. Yalnız burada vatandaşların, depremzedelerin ihtiyaçları var. Buradaki müdürümüzle de konuştuk. Neler eksik onlardan bahsedelim. Buraya bayatlamayan ekmek, bisküvi, kuru pasta, yine plaki ürünler gerekiyor burada. Barbunya gibi, işte nohut gibi daha kolay pişiriliyor çünkü soğan doğraması olmuyor. O hazır ürünler çok kolay bir şekilde burada hazırlanabiliyor. İşte bu kazanlarda 11-12 çeşit yemek pişiyor.